Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik okuluna hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle matematik dersimizin 2. 2. yazılı sınavına çalışacağız. MEB'in senaryoları üzerinden gideceğiz sevgili gençler. Orada size detaylı konu anlatımı yapacağım. Hemen başlayacağız. Baştan önce abone olabilir, bildirimleri açabilir, konu isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Sorulara geçmeden isterseniz sorularımızın içeriğinde 1. senaryomuzda neler var hızlıca bir bakalım. İlk sorumuzda oran orantı problemleriyle ilgili bir sorumuz var. Bu zorlandığınız konulardan biri. Sonra yüzde problemleriyle ilgili bir sorumuz var. Ardından geometri konularına geçiyoruz artık. Doğruda açılar yani iki paralel bir kesende açılarla ilgili bir sorumuz var. Sonra çokgenler konusuna geçeceğiz. Dörtgen, paralelken, yamukken, özel dörtgenlerle ilgili bir sorumuz var. Düzgün çokgenlerle ilgili bir sorumuz var. Ve eşkenar dörtgen yamuğun alanları ile ilgili de bir sorumuz var. Son olarak çember ve daireye geliyoruz. Çember ve çember parçası uzunluğu yani çevre konusuyla alakalı. Sonra da daire ve daire diliminin alanı ile ilgili bir sorumuz var. Bu videomuzda bu konuların hepsini hızlıca tekrar yapacağız. Evet ilk sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlar. Sorumuz doğru ve ters orantı ile ilgili bir soru. Hemen hatırlayalım soruya geçmeden doğru ve ters orantı neydi hatırlayalım. Doğru orantıda iki değişkenden bahsettiğimizde eğer biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı. Eğer değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa buna da ters orantı diyorduk. Biz doğru orantıda işlem yaparken genelde şu şekilde yapıyoruz. Mesela yüzde 20 ise 30 da kaçtır diyoruz. Burada değerler artarsa, mesela bu arttı, bu da arttı. Biz buna doğru orantı dedik. Nasıl çarpıyorduk işlem yaparken? Çapraz çarparak işlem yapıyorduk. Ders orantıda ise mesela e, hatta soru üzerinden örnek vereyim. Bir işi 10 işçi 4 günde yapıyorsa 20 işçi kaç günde yapar diye sorduk. Mesela biz işçi sayısını arttırdığımızda ne olur? Süre, burası süre. Süre azalır. Yani bir artarken bir azalırsa biz buna ters orantı deriz. Burada ise işlemi yaparken burada çapraz çarpmıştık. Ters orantı orantıda düz çarparak işlem yapıyoruz. Bunlar standart problemlerimiz. Tabi buradaki problemimiz bununla ilgili değil. Biraz daha akıl yürüterek yapacağız. Hemen buraları temizleyelim. Evet, sorumuza bakabiliriz. 120 adet ceviz 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı olacak biçimde dağıtılıyor. Daha sonra küçük çocuğun al ceviz sayısı değiştirilmeden büyük çocuğa bir miktar daha ceviz veriliyor. Son durumda çocukların aldıkları ceviz sayıları yaşlarıyla doğru orantılı olduğuna göre büyük çocuğa sonradan verilen ceviz sayısını soruyor. Bakın burada iki farklı durum var. Önce ilk durumda bunların yaşlarıyla ters orantılı olarak bu cevizleri dağıtacağız. Elimizde 120 ceviz var. Bakın 5 yaş. Daha pratik şekilde çözeceğim. Bunu matematiksel olarak denklemlerle de çözebiliyoruz ama kafanızı karıştırmadan çözelim. Şimdi bunlar ters orantılı olarak dağıtacaksa o zaman 5 yaş olana 7 kat, 7 yaş olana da 5 kat dağıtılacak ters orantılı olarak vereceğimize göre. Ve bu ikisinin toplamı kaç olacakmış? 120. Buradan biz orantı sabitini bulacağız. Ters orantıdaki sabiti bulacağız. 7K artı 5K 12K yapar. 12K eşittir 120 dersek K eşittir 10. Demek ki birinci durumdaki ters orantıdaki sabitimiz kaç? 10. İlk durumda o zaman 5 yaşındaki çocuk kaç tane alacak? 7 kere 10'dan 70 tane. 7 yaşındaki ise 10 kere 5 50 tane. Bu cepte. Şimdi geleceğiz ikinci duruma. İkinci durumda ben tekrar şunları bir daha yazayım. 5 yaş ve 7 yaş. Bu sefer ne yapacağız? Doğru orantılı olarak yapacağız. 5 yaşındaki çocuğun 70 tane, 7 yaşındaki çocuğun ise Şimdi ikinci cümlemize geldiğimizde daha sonra küçük çocuğun aldığı ceviz sayısı değiştirmeden büyük çocuğa bir miktar ceviz veriliyor. bunu değiştirmiyorum 70. Buna ise bir miktar ekliyorum. X tane ekledim düşünün. 50 artı X. Bunlar kendi arasında ne olacakmış? Bu sefer dikkat doğru orantılı. O zaman 5 yaşındaki az alacak, 7 yaşındaki çok alacak. Şimdi burada orantı sabiti, ikinci orantı sabitimizi bulacağız. Yani 5 yaşındaki 5K aldığını düşünürsek kaça eşit? 70'e. Buradan 70'i 5'e böl. 7'de 5 bir kere var. 20'de 4. 14 olacak. İkinci durumda doğru orantı sabit üstü açmış. 14. O zaman 7 yaşındaki kaç tane alacak? 7K tane alacak büyük çocuk. Buradan 7K, 7 çarpı 14 yapar. 7 kere 10, 70. 28 oradan 98 tane. Tamam. Fakat bize neyi soruyordu? Sonradan eklenen sayıyı soruyordu. Yani x'i soruyordu. 50 artı x 98 ise 98'den 50'yi çıkarın. Sonradan eklenen sayı kaçmış? 48'miş diyoruz. Evet ikinci sorumuza geldik. Yüzde hesaplamayla ilgili çok da zorlanmayacağınız bir soru. Emir'in 320 lira parası vardır. Emir'in parası Tuna'nın parasının yüzde 20'sine eşittir. Buna göre Tuna'nın parası kaç Türk lirasıdır? Zihnimize yerlesin diye önce bu şekli bir kafamıza oturtalım. Emir ve Tuna'nın paraları var. Emir'in parası kaç? 320 TL. Tunahan'ın parasını bilmiyoruz. X. Ne diyor bize? Emir'in parası Tunahan'ın parasının %20'sine eşit. Yani buradaki 320 X'in %20'sine eşit. X'in %20'sine eşit. Şöyle bir eşitlik var. Yapacağımız aslında bu soruyu çözmenin iki farklı yöntemi var. İsterseniz şöyle x çarpı 20 bölü 100 eşittir 320 denkleminden çözebilirsiniz. Bu rasyonel sayı problemi yöntemi. İkincisi ise yüzdelerde yaptığımız orantı yöntemi. Şöyle dersek Tunahan ve emir. Tunahan 100 iken emirinki kaç? %20'sini eşitti. O zaman emir 320 ise Tunahan kaçtır? Hangi yöntem hoşunuza giderse o yöntemle çözebilirsiniz. Biz önce sadeleştirme yapabiliriz. 2 bölü 10 bunu da sadeleştir. 1 bölü 5. 320 imiş. X'in 1 bölü 5'i 320 ise. Bunun paydasına 1 dersen. X bölü 5 eşittir 320. Buradan 5 ile çarp. Cevap 1600 olur. Bak bu rasyonel sayı yöntemi kolaylıkla çözülebiliyor. Hocam yok ben diğer yöntemle çözmek isteyenler istiyorum diyenler için isterseniz onu da anlatayım. Ne dedik? Tunahan ve Emir var. Tunahan 100 iken Emir onun parasının %20'sine eşitti. O zaman Emir 120 ise Tunahan'ın parası kaçtır? Doğru orantı çapraz çarpıyoruz. 20 çarpı x eşittir 100 çarpı 320. Buradan bir sıfır bir sıfırı götürsün. 2x eşittir 100 çarpı 32, 3200. Bunu da 2'ye bölersen buradan da yine cevabı 1600 olarak buluruz. Her iki yöntem de bize aynı cevabı veriyor. Üçüncü sorumuza geldik. Sorumuz açılarla ve çokgenlerin özellikleriyle ilgili sevgili gençler. Hemen bakalım. Burada bir dikdörtgen. Şöyle burada gördüğünüz kırmızı olan dikdörtgen. Şöyle sileyim. Ve şurada da bir paralel kenar görüyorsunuz. Ayrıca aralarda şöyle burada bir üçgen. Burada bir üçgen ve burada bir üçgen olmak üzere toplam üç tane de üçgen görürüz. Bize buradaki küçük açıyı 8 olarak vermiş. Şu aradaki açıyı 72 olarak vermiş. ETD açısını soruyor. Şurada yeşille gösterdiğim açıyı soruyor. Burada bu açıları çözerken buraya geçmeden size birkaç özellik hatırlatayım. İlk olarak üçgenin iç açı toplamı kaç? Bize lazım olacak 180. Dörtgenlerin iç açı toplamı kaç? 360. Ayrıca dikdörtgenin köşe açıları kaç? 90'ar derece. Paralel kenarın açı özellikleri nelerdi? Bu açı karşısındaki ne eşit? Bu açı da buradaki açıya eşittir. Hemen bu bilgileri hatırladık. Şimdi sorumuzun üzerinde bunları uygulayalım. Neleri biliyoruz? Bakın burası 72. Bu 1. Dikdörtgen burası 90 mı? Burada kırmızıyla gösterdiğim üçgende üçgen iç açıları toplamı işlemi yaparsak 90 var, 72 var. Topla 162. Bunu 180'den çıkar 18. Burayı ne buluyoruz? Bakın 18. Hocam burası benim ne işime yarayacak diyebilirsin. Şurayı güzelce göstereyim. 18 ya. Yani. Buradan artık o dikdörtgeni görmeyip sadece paralel kenara bakarsan bak bu paralel kenarda şurada verdiğim özellik. Bu açı buraya eşit. O zaman burası da şuradaki açıya eşit. Burası 18 ise Yukarıya 8 düştüyse buraya kaç düşecek? Buraya sadece 10 derece düşecek. Burada artık paralel kenar ve dörtgenle işimiz bitiyor. Burada karşımıza iki paralel bir kesen de öğrendiğimiz Z kuralı düşüyor. Bakın şurası buradaki 10 dereceyi buraya alıyorum. Bakın şuradan bahsediyorum. Kırmızıyla oradaki Z kuralını size göstereyim. Gördünüz mü bu Z'yi? Burası 10 o zaman ne diyorduk? Burası da 10 mu? Evet şu şeklin üzerindekileri silelim. Burası da 10 değil mi? O zaman şuradaki T açımız kaç? 10 derece. Tamamdır, artık sorumuz bitti. Bak şurada kırmızıyla gösterilen yerde ne var? Hatta o şekli alıyorum şuraya. Şöyle bir şekil var değil mi? Bak burası 72. Pardon, burası 10. Bu taraf 72. Zaten soruda bize şu aradaki mesafeyi soruyor. Burada 180 derecelik bir açı var. 72 ile onu topla. 82. 180'den 82 çıkar. 98 cevabını bulursun. Evet. Yeşil olan kısım 98 diyoruz. Bölümün sorumuzda ise çokgenlerin özellikleri ile ilgili sorumuz var sevgili gençler. Sorularımıza geçmeden kısaca size çokgenleri hatırlatayım sevgili gençler. Çokgen ikiden fazla kenarı olan en küçük çokgenimiz neydi? Üçgen. Bir kenar arttır. Dörtgen. Eğer kenar sayısını 5'e çıkarırsanız beşgen yani kenar sayısı olarak isimlendiriliyorlardı. Çokgenlerde bilmeniz gereken kenarları falan öyle basit işlemleri geçeceğim. Şurada bu kısmına iç açı, şu kısmına dış açı diyorduk. Bütün çokgenlerde dış açı bu özelliği aklınızda tutun. Dış açıları toplamı her zaman 360'tır. İç açı toplamları ise bir formülle bulunuyordu. Kenar sayısından 2 çıkar, 180 ile çarp sana iç açı toplamını verecektir. Bunlar normal çokgenler. Bir de özel çokgenlerimiz vardı. Bunlardan özel çokgenlerimiz biri düzgün çokgen. Burada zaten A şıkkında sormuş. Düzgün çokgen nedir diyor. Düzgün çokgen tüm tanımını yaz diyoruz. Tüm kenar ve açıları eş olan çokgenlere denir. Mesela en küçük çokgenimiz ne? Üçgen değil mi? Üçgenimi çizdim. Bunun bütün kenarları eş ve bütün açıları eş olsa ne deriz biz buna? Düzgün üçgen deriz. Fakat bunun özel bir ismi de vardır. Neydi? Eşkenar üçgen. Mesela bir dörtgen çizdin. Dörtgenin bütün kenar ve açılarını eş yaptın. Buna ne diyeceğiz? Düzgün dörtgen. Tabi burada da yine bunun özel bir ismi var. Kare. Bir beşgen çizdin. Bütün kenarlarını ve açılarını eş yaptın. Buna ne diyeceksin? Bunun özel bir ismi yok. Düzgün beşgen diyeceğiz. Bu şekilde... Bunu bir türlü bu kalemle yazamıyorum. Evet düzgün beşgen diyoruz. Evet burada düzgün çokgenlere genel geçtiğimizde buradaki verdiğim formüller var ya iç açı formülü ve dış açı formülü. Biraz değişiyor. Yine iç açı toplamı formülü değişmiyor. Ne? n-2 çarpı 180. Yine dış açı toplamı formülü de değişmiyor. Dış açı her zaman neydi? Fakat düzgün çokgenlerde her şey eşit ya. Bütün kenarlar ve açılar eşit olduğu için bunları kenar sayısına bölerek birer tane açısını da bulabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz de var. Burayı silelim. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki bir dış açısının ölçüsü 36 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı. Biz ne dedik? Dış açı toplamı nedir? 360. Ben bunu kenar sayısına böldüğümde kaça eşit oluyormuş? Bir tanesi 36'ymış. 36'ya eşit oluyormuş. 360'ı kaça bölerseniz 36 olur? 10'a bölerseniz 36 olur. Demek ki bu bir düzgün ongen diyoruz. Mesela size bu düzgün ongenin iç açısını sorsaydı nasıl yapacaktınız? Bu düzgün ongenin kenar sayısı böyle nokta nokta gidiyor. Çok gitmeye gerek yok. Biz bunun dış açısını şuradan 36 bulduysak 180'den çıkararak iç açısını da kolaylıkla bulabilirdik. Beşinci sorumuza geldik. Burada da dörtgenlerin alanlarıyla ilgili bir sorumuz var. Burada kullanacağımız dörtgenlerimiz eşkenar dörtgen ve yamuk. Ayrıca nelerimiz vardı? Kare, dikdörtgen ve paralel kenar alanlarını da öğrenmiştik. Burada her ikisini tekrar edeceğiz. İlk olarak isterseniz hatırlatalım. Paralel kenarın alanı nasıl buluyorduk? Siz aslında bunu altıda öğrendiniz. Buradaki taban çarpı oraya inen dikme yani yükseklik ya da aynı paralel kenarda mesela şuradaki kenar kırmızıda göster oraya inen buradaki dikme olabilir. Bu şekillerimiz bu sene neye dönüştü? Eşkenar dörtgen ve yamuk. Peki kural değişiyor mu? Hayır. Aslında eşkenar dörtgende hiçbir şey değişmiyor. Bak istersen eğer sana kenarları verdiyse mesela A kenarı verdiyse sana buradaki yüksekliği verecektir. Alanı bulmak için A çarpı H yaparsın. İkinci olarak eşkenar dörtgende ikinci bir alan formülü daha var. O da köşegen uzunluklarını sana verebilir. O zaman da köşegen uzunluklarını e çarpı f bölü 2 yaparsın. Eşkenar dörtgende iki tane alan formülü vardı. Yamukta ise tek bir alan formülü var sevgili arkadaşlar. O da buraya a buraya b de. Yukarı ile aşağıyı topla. Yükseklikle şuradaki yükseklikle çarp. 2'ye böl kuralı vardır. Bunu hatırlattık. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ABC'de eşkenar dörtgen şurası eşkenar dörtgen burası da yamukmuş. ABC'de eşkenar dörtgenin çevresi 60'tır. Zaten bak burada sana bir ipucu verdi. Eşkenar dörtgenin çevresi 60. Kural ne? Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir. 60'ı 4'e böl. O zaman her biri 15 santimetredir. Bunu yazdık. BEFC yamuğun çevre uzunluğu ABC eşkenar dörtgenin çevre uzunluğundan 4 santimetre fazladır. E bu 60'tı o zaman bu yamuğumuzun çevresi kaç olacakmış? Şu alt tarafa yazalım. Çevre eşittir 64 olacakmış. Kırmızıyı silelim. Devam ediyorum. ABCD eşkenar dörtgenin alanı 180 santimetre ve EF 20 olduğuna göre buradaki yamuğun alanı soruyor. Bakın biz buradaki eşkenar dörtgenin alanını nerede kullanacağız? Şuradaki yüksekliği bulmakta kullanacağız. Çünkü buradaki çizdiğim bu yükseklik aynı zamanda yamuğun da yüksekliğine eşitti. Biz yamuğun yüksekliğini nerede kullanmıştık? Alanda. Demek ki ben yüksekliği bulursam yamuğun alanı da oradan yaralanarak bulabilirim. Hemen gelelim eşkenar dörtgen şuradaki 180'den yaralanarak hemen hesaplayalım. Ne diyeceğiz? Tabanımız 15 çarpı yükseklik h eşitmiş alana yani 180'e. Buradan 180'i 15'e böl. 18'de bir kere var 30'da iki kere. 12 santimetre. Yük h eşittir 12 ise o zaman burası da kaç olacak? 12 santimetre. Gelelim yamuğa. Yamuğun alanını hesaplayalım. Ne yapacağız dedik? Aşağıyla yukarıyı topla. Bak BE ile CF'nin toplamını yapmam lazım. Bunu nereden bulacağım? Bakın şurada bana çevreyi 64 olarak vermişti. Çevre nedir? Şöyle yeşille göstereyim. Bak 15 şu alt taraf 20 ve üst tarafın toplamıdır. O zaman ben 15 ile 20'yi toplayıp çevreden çıkarırsam. 15 artı 20 35. 64'ten 35 çıkarırsam bana nere bir BE ile CF'nin toplamını verir. 14'ten 5 çıktı, 9, 5 kaldı, 29. Demek ki burada A artı B dediğimiz BE artı CF kaçmış? 29. Çarpı yükseklik 12 bölü 2 kuralını kullanıyoruz. Bak şuradaki formülü uyguladım. Şimdi işlem yapalım. 12 2'ye böl 6 yapar. Sadeleştirdim. 29 çarpı 6 bana cevabı verecek da çarpabilirsin. Hızlıca yapalım. Sileriz. 6 kere 9. 54 elde 5. 6 kere 2 12. 17. 174. Şöyle silelim. Cevabımız çarpı 6 demiştik. 174 oluyor. Tabi birimimiz ne? Santimetre kare. Evet hızla devam ediyoruz. 7. sorumuzda çember ve çember parçasının uzunluğuna geldik. Hemen soruya geçmeden konuyu hatırlatayım size. İlk olarak bu şunu bilmeniz gerekiyor. Bu konu bir çemberin çevresi ile alakalı. Çemberin çevresini nasıl buluyorduk? 2 çarpı pi çarpı r. Hatta şöyle hatırlatıyorum. 2 tane pi r çemberin çevresini geziyor diye hatta kodlamıştık şuraya. Pireler çizmiştik dersimizde. Konu anlatım videomuzda bunu anlatmıştık. Bu bütün çevreyi bulmak için bazen size çemberin çevresini değil şuradaki bir kısmının, şurada kırmızıyla gösterdiğim bir kısmı sorabilir. Şuradaki yayın uzunluğunu sorabilir. Onu da yapmak çok kolay. Çevreyi buldun ya. Sana şurada bir açı verecek. A açısı mesela. Çevreyi açı bölü 360 ile çarpıyorsun ve sana cevap veriyor. Olay bu kadar. Hemen sorumuza gelelim. Bize o merkezi bir çember ve burada gördüğü açı da 150 dereceymiş. ATB bakın şu çizgi yay anlamına geliyor. Ya şuradaki kırmızıyla gösterdiğim yayın uzunluğu 10 santimetreymiş. Buna göre çemberin çevre uzunluğu kaçtır? Tüm uzunluğunu soruyor. Bunu iki farklı yolla çözebilirsin. Bir oran orantı yapabilirsin. 150 dereceye 10 santimetre düşüyorsa tamamı yani 360 derece kaç düşer? Bak çok basit bir oran orantı yaptın. Yok hocam ben çember formülüyle yapmak istiyorum dersen ne dersin? Kural neydi? Çevre çarpı açı bölü açı bölü 360. Hemen yerlerini yazıyoruz. 2 çarpı i kaç? 3. 3 demiş bize. R'yi bilmiyoruz. Çarpı açı 150 bölü 360. Kaça eşitmiş? 10 santimetre eşitmiş. İşlem yaparsak 2 kere 3 6. 6 R eşittir. Burayı sadeleştirebiliriz. Çarpı eşittir diye. 0 0'ı götürdü. Burada da 15 ile 36'yı da sadeleştirebiliriz. 3'e böl 5. 3'e böl 12. Devam edelim. Ne dedik? 6 R çarpı 5 bölü 12 eşittir 10. Buradan işlem yaparsak bu 6R'nin altında payda olarak ne var? 1 var. Çarparsak 6 kere 5 30. Yukarısı 30R aşağısı 12 eşittir 10. Kuraldan paydasına 1 yaz. Çapraz çarparsak 30R eşittir 120. 30'a böl R eşittir 4 Yarıçapı bulduk. Buradan artık rahatlıkla çevreyi hesaplayabiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. 6 kere 4. 24 santimetre diyoruz. Tabi hocam bu kadar uğraşmaya ne gerek vardı? Oran orantıdan kolaylıkla çözebilirdik diyebilirsiniz. Evet doğru haklısınız. 150 dereceye 10 düşüyorsa 360'a kaç düşer? Çapraz çarp 150 x eşittir. 10 çarpı 360 sadeleştirelim. Bir sıfır buradan. Bir sıfır buradan gitti. 15 ile 36 böldüm. 5 böldüm. 12. Ne kaldı? Aşağı geçelim. 5x eşittir. 10 12 120. 120'yi böl. Yine 24 çıkıyor. E bu kadar uğraşmaktansa böyle de yapabilirsin. Fakat biz burada ne yapmış olduk? Bütün konuyu da tekrar etmiş olduk. Evet 7. sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Burada da daire ve daire dilimin alanı ile ilgili bir sorumuz var. Buraya geçmeden hemen hızlıca size konuyu bir hatırlatayım. Bir daire çizelim. Neydi alan eşittir? Pi çarpı r kareydi formülümüz. Her zaman sizin tam böyle bir dairenin hepsinin alanını sormayabilir. Siz merkezde şöyle bir açı verir. Şuraya bir açı verir. Size şu şekilde buradaki kırmızıyla gösterdiğim yüzeyin alanını sorabilir. Bu tarz durumlarda ne yaparsınız? Yine alan hesaplarsınız. Pire kare. Sadece bu kısmı sorduğu için açı bölü 360 yaparsınız. Aynen çemberin çevresini hesapladığımız gibi. Kural bu kadar. Sadece formülü uygulaman yeterli. Sorumuza bakalım. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu ortada bir eşkenar üçgen var. 42 olduğuna göre yarım dairelerin toplam alanı nedir? Kenar üçgenin çevre uzunluğu 42 ise 42'yi 3'e bölerseniz 4'te 3 bir kere var 12'de 4 14 santimetre. Yani buradaki her üçgenin her bir kenarı 14 santimetredir. Bu 14 cm ne anlama gelir? Bakın buradaki dairelerin çapı anlamına gelir. o zaman buradaki yarı çapların her biri kaç olur? 7. Artık mevzuyu anladınız. Buradaki dairenin alanını hesaplayabiliriz. Alan eşittir. Pi re kareydi. Pi'yi kaç aldı? Bakın 22 bölü 7. 22 bölü 7 çarpı. yarıçap 7. 7'nin karesi. İşlem yaparsak 22 bölü 7 eşittir. 7 kere 7. 49 çarpı 49. Buradan 49 ile 7'yi sadeleştir. Burada 7 kaldı. 22 çarpı 7 yaparsak 140 14 154 santimetre kare olur. Bak bu nedir? Tam daire. Kırmızıların her bir yarım dairedir. O zaman 154'ü 2'ye böleriz. 15'te 7 kere var. Burada 10 kaldı. Yine 7 kere var. Demek ki her bir yarım dairenin alanı 77 santimetre kareymiş. Z 3'ünün toplamı soruyor. 3 ile çarpmamız yeterli. 77 çarpı 3 diyorum. 3 kere 7 21 elde 2. 21, 23, Cevabımız 231 olarak çıkıyor. Evet birinci serüvenin sonuna geldik sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. En temel 5 tane konunun hepsini detaylı olarak hatırlatmış oldum. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşürüz.